26. Osmanlı Padişahı Sultan 3. Mustafa, Sultan Osman'ın vefatının ardından tahta geçti. Sultan 3. Ahmet'in hayatta olan en büyük oğluydu. Tahta geçtiğinde 42 yaşındaydı. Babasının saltanattan çekilmesinden sonra 28 sene kafes hayatı yaşamıştı. Tahta geçtiği yıllarda Avrupa devletleri birbirine girmiş, Osmanlı İmparatorluğu ise Belgrad Antlaşması'ndan beri savaştan uzak, sükût içerisinde yaşıyordu. Maliye düzenli, halkın refahı iyi durumdaydı. 3. Mustafa tahta geçtiğinde sadaret makamında Koca Ragıp Paşa gibi kabiliyetli, siyasetten anlayan ve dünyayı çok yakından takip eden bir devlet adamını hükümetin başında buldu. 3. Mustafa titiz bir padişah oldu. Alınan her kararı tek tek inceleyip tatbik etti. Devlet işleriyle ciddi şekilde ilgilendi. Maliye ile yakından ilgilenip özellikle saray masraflarını kıstı. Halkın refahı için gayretli çalışmalar başlattı. Özellikle yerli Türk malı ürünleri Avrupa mallarına karşı destekleyerek üretimi arttırmaya yönelik politika izledi. 3. Mustafa bu durgunluk döneminde askeri çalışmalara da önem verdi. Sultan uyanık fikirli, yenilik taraftarı olup Avrupa tertibi askeri ıslahatlar yapmak niyetindeydi. Özellikle Fransa hükümeti Rusya'nın güçlendiğinin farkındaydı. Bu yüzden Osmanlıları Ruslara karşı destekleyen bir siyaset gidiyordu. Bu sebepten Osmanlı ordusunu ve özellikle ateşli silahlarını kalkındırmak amacıyla askeri heyet göndermek istemiş, ancak Osmanlılar bu tarz bir girişimi kabul etmemişlerdir. Ancak Macar asıllı Fransız Baron de Tott özellikle topçuluk alanında ciddi faaliyetler başlattı. O büs yapan bir dökümhanenin inşasını ve yeni topçu birliklerinin kurulmasını sağladı. Denizcilik okulunun temelini oluşturan denizcilik bilimi eğitimini başlattı. Baron de Tott'un döktürdüğü ağır toplar özellikle Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda tahkim ve müdafaa alanında kullanıldı. Boğazlardaki kalelerin güçlendirilmesi planlarını yaptı. 3. Mustafa, Baron de Tott'un vasıtasıyla yaptırmış olduğu işlerden başka tersane alanında da yeni gemiler inşa ettirdi. Sultan 3. Mustafa askeri alanda çalışmalar yaparken devri geçmesine rağmen Kapıkulu ocaklarına dokunamıyordu. Esasen Yeniçeri ordusunun kaldırılıp daha düzenli bir piyade birliği kurmak onun en büyük arzularından olmasına rağmen henüz zamanı olmadığı için hiç gündeme getirmedi. Sultan 3. Mustafa cevval ve faaldi. Bizzat tophaneye giderek top dökümleriyle yakından alakadar olup dökümlere nezaret ederdi. Başka bir gün top talimlerini görmek üzere atış testlerini izlerdi. Sadrazam Koca Ragıp Paşa ileri görüşlü bir devlet adamıydı ki Sultan 3. Mustafa'nın tahta geçişindeki en büyük şansı kendisi sayılabilirdi. Sultan 1. Mahmud zamanında yetiştirilmiş, savaş ve barış görmüş, her alanda kendisini kanıtlamıştı. Devlet işlerinde çok dikkatli kararlar alır, önemli işlerde acele etmezdi. Onun sadareti Avrupa'nın en karışık ve dikkat edilecek döneme denk gelmişti. Sultan 3. Mustafa tahta geçtiğinde Avrupa'da bir yıl önce 1756'da 7 yıl savaşları başlamıştı. Prusya 7 yıl savaşlarında İngilizlerin yanında yer alarak Rusya, Avusturya ve Fransa tarafından hücuma maruz kalmıştı. Bu sebepten Prusya, Avusturya ve Rusya'ya karşı olan savaşında yükünü hafifletmek için müttefik arıyordu. Bu sebepten 25 Ağustos 1756'da Carlo Adolf de Rexin isminde bir elçiyi Osmanlı hükümetine yollamıştı. Tabii ki bu elçi gayri resmi olarak gelmişti. Vezir-i Azam Ragıp Paşa Divan-ı Hümayun'da durum değerlendirmesi yaptı. Osmanlı hükümeti İngiltere'nin de bu ittifakta yer almasını istedi. İngiltere hükümeti ise bu ittifakın akdinden şüpheli olduğundan duruma sıcak bakmadı.
Osmanlı hükümeti her ne kadar Prusya'nın teklifini kabul etmese de reddetmedi ki ilerleyen yıllarda Prusya ile Osmanlı ittifak halinde olabilirdi. Osmanlı hükümeti Prusya ile askeri antlaşma yapmanın şimdilik gerekli olmadığını ancak ticaret ve dostluk antlaşmasının geçerli olduğunu Prusya kralına iletti. 2. Frederick, Osmanlıların her ne kadar ittifakı kabul etmese de duruma sıcak baktığının farkındaydı ki Osmanlılar bu ittifakla Macaristan'da kaybettiği toprakları geri alma ihtimali söz konusuydu. Kral 1761 Aralık tarihli mektupta tertip ettiği bir planı Osmanlı hükümetine göndermişti. Prusya kuzeyden Avusturya'ya saldıracak, Osmanlılar ise Macaristan'a girecekti. Ragıp Paşa bu hassas durumu çok iyi değerlendirip Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını korumaya çalışıyordu. 1762 yılında Elizabeth'in ölümüyle Prusya Kralı tahta geçen 3. Petro ile barıştı. Prusya'nın hedefi Avusturya olmasına rağmen Osmanlıların Avusturya'ya saldırdığı anda Rusya'nın da Avusturya'nın yanında yer alacağı endişesini taşıyordu. Prusya, Osmanlıları Avusturya üzerine savaşa dahil etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Prusya Kralı Frederick, Rus Çarı 3. Petro'nun Osmanlıların Avusturya'ya girmesi halinde arkadan saldırmayacaklarını ve Prut Muahedesi üzerinden Rusya ile Osmanlıların yeni bir antlaşma yapacağını ilettiği günlerde 3. Petro tahta geçişinden 9 ay sonra eşi Katerina tarafından tahttan indirilip katledilince Prusya'nın bütün planları suya düştü. Osmanlı-Prusya ittifakı sonucu Avusturya'ya savaş açılmasına ramak kala Koca Ragıp Paşa ihtiyatlı davranarak Prusya ile ittifak yapmanın şu an çok riskli olduğunu bildirdi. Bu kararı almasındaki en büyük sebep Avrupa'nın veraset savaşlarından sonra müttefiklerin sürekli yer değiştirmesi, Prusya ve Rusya ittifakının yapılamaması, Rusya'nın Osmanlılara arkadan saldırmayacağının garantisi olmamasından dolayı Avusturya ile barışın bozulmasının Osmanlı siyaseti bakımından yanlış olduğu kanaatindeydi. Diğer taraftan Fransa ile Avusturya 7 yıl savaşlarında müttefik olmuş, bu hal Fransa Osmanlı münasebetlerini derinden bozabilirdi. Kısa süre sonra da Ragıp Paşa'nın vefatı Avrupa siyasi dengesini durma noktasına getirmiş, yerine gelenler Ragıp Paşa gibi varlık gösterememişlerdir. Osmanlı Devleti uzun yıllardır Leistan'ın başına Rus veya Alman devletlerinden birisinin namzet olmasını engellemeye çalışmış, bunda yer yer başarılı da olmuştu. Osmanlı hükümeti özellikle Rusların Leistan iç işlerine karışmasını asla istemiyordu ki Prut Muahedesi'nde bunu belirten maddeyi de eklemişti. Ancak Osmanlı Devleti artık eski gücünde değildi. 3. Mustafa her ne kadar Ruslar ile savaşıp onların bu ilerleyişini durdurmak istese de Koca Ragıp Paşa padişahın bu teşebbüsüne engel olmayı başarmıştı. Ragıp Paşa siyasette her ne kadar iyi olsa da askeri anlamda padişahı etkileyecek bir çalışma yapmamıştı. Baron de Dodd'un askeri katkılarından başka Osmanlı ordusu Avrupa'dan geri kalmaya başlamıştı. Uzun süren barış yılları iyi değerlendirilememişti. Ragıp Paşa geçmişte Rusya, Avusturya ve İran'da da devletin büyük harpler yaşadığını ve bu harplerin devletin bileğini büktüğünü savunmuştu. Padişah 3. Mustafa, ordu hazinesinin neredeyse ağzına kadar dolu olduğunu savunarak Rusya'ya harp açmak istese de Ragıp Paşa'nın haklı bir yönü vardı ki Belgrad Muahedesi'nden beri ordu hiç savaşmamış ve gelişmemişti. Yetenekli kumandanlar artık ölmüş, yerlerinde hiç savaş görmemiş, tecrübe kazanmamış kumandanlar bulunuyordu. 3. Mustafa her ne kadar Rusya ile savaş istese de Rusların gözünün bulunduğu Kırım, Özü ve Bender kalelerinde ciddi derecede askeri yığınak yapılmamıştı.
Ragıp Paşa'nın yerine geçen Muhsinzade Mehmet Paşa, İstanbul'da harp havası estiğini görmüş, diğer vezirlerin, kahvehanelerdeki kabadayıların, Osmanlı ordusu bir ilerlesin, Rusya kaçıp gider dedikodularına inandıklarını fark etmişti. Sadrazam Mehmet Paşa, henüz ordunun hazır olmadığını, harpten önceki senenin harp hazırlığı ile geçirilmesini önerdiğinde, kendisi korkaklıkla suçlanıp sadaretten azledildi. Ve Mahir Hamza Paşa sadrazam oldu. Divan-ı Hümayun Rusya'ya harp konusunda toplandı. Rusların barış antlaşmasına uymadığını, Lehistan'a asker soktuğunu, Osmanlı iç işlerine karışıp Ortodoksları ayaklandırmaya çalışması üzerine Rusya'ya savaş açılması gerektiğini söylediler. Sadrazam da derhal Rus elçisini huzuruna çağırıp Rusların Lehistan işlerine müdahalede bulunmamasını, sulhe uygun davranmasını, aksi takdirde savaş açılacağını söyledi. Sefir ise Lehistan konusunda bir yetkisinin bulunmadığını söyleyerek zaman kazanmaya çalıştığı anlaşılınca Osmanlı hükümeti 3 Ekim 1768 günü baharda yola çıkılmak üzere Rusya'ya savaş açılacağını ilan etti. Osmanlı Devleti, Rusların Lehistan işlerine karışmasını ve Lehistan'a asker sokmasını ve Rum elindeki Ortodoks tebaayı ayaklandırmaya çalışmak istemesi sebepleriyle Rus Çarlığı'na savaş ilan etti. Rusya sefer ilanından 9 gün sonra Hamza Paşa sadaretten alındı. Yerine Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa sadrazam oldu. Osmanlı Devleti Rusya'ya harp ilanı verdikten kısa süre sonra İngiltere hükümeti Sultan 3. Mustafa'ya bir elçi göndererek savaşa gerek olmadığını, Rusların Lehistan ve Osmanlı topraklarında yaptığı zararları tazmin edeceğini ilettiyse de Sultan 3. Mustafa Ruslar ile savaşmayı kafasına koymuş asla geri adım atmıyordu. 3. Mustafa gerçekten de sadece ordu hazinesine güvenerek hareket ediyordu. Şu anda ciddi bir Rus tehdidi olmamasına rağmen bir an önce savaşa girmeyi istiyordu ki Ruslar süratle ordusunu geliştirirken Osmanlılar Belgrad Antlaşması'ndan beri yıllardır savaş teknolojisini geliştiremiyor ve yerinde sayıyordu. Osmanlı Devleti her ne kadar Ruslar ile savaşıp Rusların gücünü kırmak istemesi yerinde bir karar olsa da sefer başlamadan 6 ay önce Ruslara savaş ilan edilmesi büyük hata oldu. Osmanlı Devleti Rusya'ya harp ilan etmesine rağmen Hotin, Bender ve Özi gibi muhkem kalelere askeri kuvvet bile henüz göndermemişti. Ruslar henüz savaş ilan edilmeden önce Kırım'da gizli faaliyetlere başlamışlar, Kırım'ın Osmanlı'dan ayrılması ve müstakil devlet kurması gerektiğini halk arasında dillendirmeye başlamışlardı. Ruslar kısacası Osmanlılar savaş ilan etmeden önce Kırım'da el altından iç karışıklık çıkarmaya başlamışlardı. Hatta bir grup Tatar, Kırım'da bulunan silahtar İbrahim Paşa'ya isyan edip, Kırım'da Osmanlı askerine ihtiyaç yok diyerek nümayiş yapmışlardı. Diğer bir propaganda bölgesi de Karadağ olmuştu ki, burada daha önce 3. Ahmet zamanında da Osmanlı Devleti'ne isyan ettikleri gibi yine iç isyan çıkarmayı başardılar. Neticede Rusya'ya harp ilan edilmişti ve Kırım atlıları savaşa hazırlardı ve ilk taarruzu da onlar başlatacaklardı. Kırım Girayhan 100 bin atlısı ile 31 Ocak 1769 günü Rusya'ya bağlı Ukrayna topraklarına girerek savaşı fiili olarak başlattı. Kırımlılar Rus topraklarını çiğneyip yüklü ganimet ve esir ele geçirdikten sonra geri döndüler. 22 Mart 1769 günü Sadrazam Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa komutasında Osmanlı ordusu sefer için İstanbul'dan ayrıldı. Sadrazam Paşa ordusu ile Tuna'ya geçecek ve ilk olarak İshakçı'ya ulaşacaktı. Aksilik üzerine yılın kurak geçmesi erzak sıkıntısını da beraberinde getirdi.
Hayvanların çoğu kuraklıktan şimdiden telef olmuştu. Osmanlı ordusuna komuta eden Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa, askerlikten anlamayan bir sadrazamdı. Yolda giderken komutanlarını çadırına topladığında söylediği sözler karşısında diğer komutanlar şaşırıp kaldı. Orduyu hangi noktaya sevk edelim? Benim savaş tecrübem yoktur. Harekatın nasıl olacağını, devletimizin yararına en uygun hareketin ne olacağını siz tespit edeceksiniz. Düşündüklerinizi hiç tereddüt etmeden söyleyin ve beni aydınlatın. Rus Çariçesi Katerina, Osmanlı Devleti'nin bu zamansız harp ilanını fırsata çevirmiş, bütün kış boyunca hazırlanarak Podolya'da 65 bin kişilik bir ordu toplamayı başarmıştı. Bu ordunun başında da Prens Galitzin bulunuyordu. Diğer Rus ordusunun başında ise Kont Romanzov yine 60 bin askeriyle, Özi ile Azak arasındaki sınır hatlarından sorumlu kumandan olarak bulunuyordu. Rusya, Prusya ile arasını düzelttikten sonra Prusya usulü askeri teşkilatlanmaya giderek ordusunu kuvvetlendirmişti. Esasen 2. Katerina döneminde Rus ordusu, 1. Petro dönemindeki gibi yenilenmiş ve bu sayede dünyanın sayılı gücü haline dönüşmüştü. Prens Galitzin, Osmanlı ordusu henüz Tuna boylarında bulunurken Hotin'i birinci defa kuşatma altına almıştı. Ancak Hotin'de bulunan Osmanlı garnizonu kaleden yaptıkları ani huruç harekatıyla prensi bozguna uğratmış ve prens geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak kaledeki Osmanlı askeri Rusları mağlup ettiklerinden dolayı Rus topraklarına girip yağma yapmak istedilerse de kumandan çeteci Abdullah Paşa buna izin vermeyince Hotin'de bir iç isyan yaşandı. Ancak Hotin'deki Osmanlı gardizonu tahmin edemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Prens Galitzin ilk mağlubiyetin öcünü almak için ikinci defa Hotin Kalesi'ne saldırmaya karar verdi. Bu defaki Rus taarruzları şiddetli gerçekleşti. Bir ara neredeyse kale düşme safhasına kadar geldi. Nitekim ordudan gönderilen Abaza Mehmet Paşa, Hotin muhafızlarının imdadına yetişti. 5 saat süren şiddetli muharebeyi yine Osmanlılar kazandı ve Ruslar geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı askerlerinin Hotin'de aldığı bu iki başarı İstanbul'da büyük sevince neden oldu. İstanbul'da kutlamalar yapıldığı gibi bu muharebelerden sonra Padişah 3. Mustafa'ya gazi ünvanı da verildi. Bu sırada Osmanlı ordusu Bender'e gelmiş bulunmaktaydı. Ancak buraya gelen Osmanlı ordusunda zahiri eksikliği baş göstermeye başlamıştı. Buna istinaden Osmanlı ordusunda firarlar görülmeye başlayınca ordunun daha güneye ilerletilmesi hakkında karar alındı ve ordu Baba Dağı'na geldi. Esasen Mehmet Paşa, Rusların Osmanlı ordusunu gördüğünde savaşmadan teslim olacaklarını düşünmüştü. Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa, Hotin'de kazanılan zaferlere rağmen sadaretten çekilmek için bahaneler üretmeye başlamıştı. Padişah da Mehmet Emin Paşa'nın azlini kabul etmiş, yerine Moldovanca Ali Paşa'yı sadarete getirmiştir. Mehmet Emin Paşa, ordudaki başarısızlığının sonucunda idam edildi. Osmanlı ordusunda işler fena gitmeye başladı. Kışın gelmesiyle Rusların çekileceği düşünülüyordu. Ancak Ruslar tam aksine savaşmaya devam ediyordu. Kıtlık ve soğuk Osmanlı ordusunu dağıtmaya başladı. Nehirler dolup taşınca kurulan köprüler yıkıldı ve ordu nakliyesi güç duruma düştüğü gibi istenilen yere istenilen vakitte asker desteği de verilemiyordu. Osmanlı ordusu Ruslar karşısında yer yer çatışmalarda mağlup olmaya başlamıştı. Hotin Kalesi'nde de sıkıntılar artmış, askerler burasını artık savunmak istemiyorlardı. Sadrazam Ali Paşa orduya tam olarak hükmedemiyordu ki, Hotin garnizonu çok güç duruma düştüğünden savunmayı bırakıp kaleyi terk ederek orduyu Hümayun'a katılmak üzere İshakçı ve Babadağ tarafına geldiler.
Prens Galitzin iki defa kuşatıp alamadığı kaleye 21 Eylül 1769 günü elini kolunu sallayarak girdi ki 300 Osmanlı topu da burada Rusların eline geçti. 1769 yılına zaferle başlayan Osmanlı ordusu 1769 sonbaharında yılı mağlup olarak kapatacaktı ki Rus askerleri savunmasız olarak kalan Boğda'nın başkenti Yaş şehrine girerek Boğda'nı işgal etmeyi başardılar. Rusların Boğda'nı işgal etmeleri hiç zor olmadı. Boğdan halkı Rusların işgaline karşı derhal Rus taraftarlığı yaptılar. Ruslar Boğdan'da bulunan Türklerin hepsini şehit ettiler. Buna halk dahildi. Bu suretle başarısız olan Moldovanca Ali Paşa, 16 Aralık 1769 günü sadrazamlıktan azledilerek yerine İvaz Paşazade Halil Paşa sadrazam oldu. Ruslar kolaylıkla girdikleri Boğdan'dan sonra Eflak üzerine ilerlediler. Ruslar Bükreş'e gelerek Eflak Voyodası Ligor Kiga'yı da esir ettiler. Ruslar ancak Yergöy tarafında durdurulabildiler. Eflak'ta da Rusya'ya taraftar büyük bir kısım meydana çıktı ki hem Boğdan hem Eflak'ta İmparatoriçe'ye bağlılık sundular. Bu suretle payitahttan Eflak ve Boğdan üzerine isyan suçundan mallarının yağmalanmasına ve esir alınmalarına dair fetva çıkarıldı. Osmanlılar Boğdan'ı kurtarmak üzere plan yaptılar. Türklerin Boğdan'a gireceğini haber alan Romanzov kuvvetlerini burada topladı. İleri harekatta bulunan Kırım Hanı ve Abdi Paşa başarı kazanamayarak sadrazamın Boğdan'a gitmesini tavsiye ettiklerinde Halil Paşa Osmanlı ordusuyla harekete geçti. 1 Ağustos 1770 günü Kartal Muharebesi'nde Osmanlı ordusu ile Rus ordusu karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu ilk anlarda Rusları bozguna uğrattı. Romanzov adeta Petro gibi Prut Nehri kıyısına sıkıştırılıp imha edilecekti ki Osmanlı ordusu daha kalabalık olmasına rağmen Rus ateşli silahlarının etkisi fazla olduğundan muharebe birden tersine döndü. Osmanlılar üstün götürdüğü bir savaşı taktiksel hatalar yüzünden kaybetti ve ordu burada büyük kayıp verdi. Bu mağlubiyet üzerine Halil Paşa sadaretten azledildi ve yerine Bosna valisi Silahdar Mehmet Paşa getirildi. Rus kuvvetleri Kartal Muharebesi'nin ardından Bender Kalesi'ne hücum ederek burayı ele geçirdi. Bender Kalesi'nden ilerleyen Rus kuvvetleri Eylül 1770'te Kili, İbrahil ve Akkerman kalelerini de alarak Bucak bölgesini ele geçirmeyi başardı. Bu suretle Babadağ kış ordugahı olmaktan çıkarak riskli bölge haline geldi. Rus orduları genel kumandanı Mareşal Romanzov, Kartal Muharebesi ve Bender ile Bucak kalelerinin düşmesinin ardından Osmanlılara sulh teklif etti. Sadrazam sulh isteğini payitahta bildirince payitaht sulh antlaşmasına sıcak bakmadı. Bu suretle 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı son hızıyla devam edecekti. ...1768-1774 olarak tarihe geçen Osmanlı-Rusya Savaşı, Romanzov'un barış teklifine rağmen devam etti. Osmanlı Devleti ile geçmişte harp etmiş Mareşal Münih, Katerina'ya Mora'daki Rumları Osmanlı aleyhine isyan ettirmesi için tavsiye vermişti. Katerina bir taraftan Kırım'da gizli faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan Mora'da da aynı şekilde gizli faaliyetlerde bulunuyordu. Katerina, Mora'ya gönderdiği din adamları ve ajanları ile
Rumları Osmanlılar aleyhine kışkırtma hazırlıklarına başladı. En kısa sürede Rus donanmasının Rumları desteklemek üzere Akdeniz'e gireceğini, Rumlara yeni bir devlet kuracağını vaat ettiler. Büyük Petro'nun inşa ettirdiği Rus donanması bu harpte Rusların işine çok yaradı. 1. Rus donanması 7 kalyon 4 fırkateyn ile Baltık Denizi'nden hareket etti. Bu donanmada İngilizler ve Mora'dan gelen gemici Rumlar da bulunuyordu. Bu tarihte İngiltere ile Rusya'nın arası iyiydi. Fransa ise Rusya ile hasımdı. Rus donanması İngiltere limanlarına geldiğinde dostça karşılanmış, bazı eksiklikleri giderilmişti. 1. Rus filosu Cebeli Tarık Boğazı'na doğru hareket ederken 2. filo da Rusya'dan ayrıldı. Bu iki Rus filosunun Baltık'tan ayrılarak Akdeniz'e erken açtığı haberi Fransız istihbaratı tarafından öğrenilince derhal Osmanlı payitahtına bildirildi. Ancak Osmanlılar böyle bir şeyin gerçek olamayacağını, Rus donanmasının Akdeniz'e gelmeye cesaret edemeyeceği kanısına vardı. Osmanlı hükümeti Fransız elçisini dikkate bile almadı. Rusların Akdeniz harekatı donanma kumandanı Alexey Orlov'un planı, Çanakkale Boğazı'nı kapatıp Türk donanmasının Akdeniz'e açılmasını engellemek ve ardından Selanik'ten başlatarak Mora'ya kadar süren bir Rum isyanı ve devamında Rusya'ya bağlı bir Rum devleti kurmaktı. İsyan ilk olarak 1770 Mart ayında Mora'da 50 bin Manyalı'nın isyan etmesiyle başladı. Birkaç yıl önceden bu isyanın zemini hazırlandığı için kısa sürede isyan büyüdü. Mora Yarımadası'ndaki bu isyanda çok Müslüman kanı aktı. Rus donanması Koron Limanı'nı kuşattı. Karada ise isyancı Rumlara Rus askeri üniforması giydirilerek kara kuşatması yaptırıldı. Ancak Osmanlılar Koron'u çok iyi savundular. Muhsinzade Mehmet Paşa askerleriyle Tripoliçe'ye girdi. İlk olarak 19 Nisan 1770 günü Tripoliçe civarındaki 400 Rus askerinin örgütlediği 20 bin isyancı grubu Osmanlı askeri tarafından dağıtıldı. Rusların hepsi savaşta öldü. Bu sırada Koron muhasarasını kaldıran Rus donanması Modon'u kuşattı. Denizden gerçekleşen Rus kuşatmasına karadan yine Rum isyancılar destek verdi. Kaledeki 800 Osmanlı askeri 30 bin isyancıya karşı kaleyi savundular. Muhsinzade Mehmet Paşa 7 bin Osmanlı askerini Çatalcı Ali Ağa kumandasında Modon'a gönderdi. Osmanlı askeri hızlı bir taarruzla kaleden de Huruç Harekatı gerçekleştirerek Rus ve isyancı birliklerini bozguna uğrattılar. Mora'da çıkan isyanlar neticesinde İstanbul'dan Osmanlı donanması Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa komutasında hareket etti. Alexey Orlov Osmanlı donanmasının üzerine geldiğini öğrenince derhal 7 Haziran 1770'te Mora'dan ayrıldı ve Rum isyancıları yüzüstü bıraktı. İsyancılar Mora'nın her tarafından Osmanlı askerlerinden kaçıştılar. İsyancılar Orlov'a kendilerini kurtarması için dil döktüyse de Orlov kendilerini kurtaramayacağını iletti. Rusların Rumları yarı yolda bırakması üzerine Mehmet Paşa kısa sürede Mora isyanını bastırdı. Rusların 1. filosu Osmanlı donanmasını karşılamak üzere hareket etti. Osmanlı donanması Rusların filosunu çekilmeye mecbur ettiyse de Kaptan Paşa daha ileriye gidemedi. Sakız taraflarına döndü. Rus donanması Osmanlı donanmasını aramaya karar verdi.
Osmanlılara daha fazla yardım gelmeden Türk donanmasını batırmak isteyen Ruslar, Osmanlı donanmasını Sakız ile Çeşme arasındaki Koyun Adaları'nda buldular. 6 Temmuz 1770 günü öğle vakti Osmanlı ve Rus filoları karşı karşıya geldi. Osmanlı donanmasına Cezayirli Hasan Bey, Rus donanmasına İspiridov kumanda ediyordu. İki donanma birbirlerine saldırı gerçekleştirdiler. İspiridov'un başlardası Cezayirli Hasan Bey'in Burç-ı Zafer gemisine hücum etti. Hasan Bey 84 top ile İspiridov'un gemisine top yağdırdı ve geminin dümen kısmında patlama gerçekleşince Rus gemisi sürüklenmeye başladı. İki başlar da denizde çarpıştılar. Burç-ı Zafer'den Rus gemisine atlayan Cezayirli Hasan Bey ve askerleri Rusları kılıçtan geçirdilerse de Hasan Bey de yaralanarak kendi gemisine geri döndü. İspiridov'un cephaneliği patlayınca 700 Rus askeriyle gemisi battı. Çıkan patlamada Hasan Bey'in de gemisi alev aldı ve Hasan Bey yaralı bir şekilde gemiden denize atladı. Yüzerek karaya çıkmayı başardı. Osmanlı donanmasının topları Rusları çekilmeye mecbur etti. Akşam karanlığı çökünce iki donanma birbirinden ayrıldı ve Osmanlı donanması da Cafer Paşa komutasında Çeşme Limanı'na demirledi. Çeşme Limanı'na demirleyen Osmanlı donanması manevra yapamayacak şekilde üst üste demirlemiş vaziyetteydi. Bu tehlikeli durumu usta denizci olan Cezayirli Hasan Bey fark etmiş, kaptanı Derya Hüsamettin Paşa'ya bildirmiş, paşa ise kaleden ve boğazın girişindeki toplardan faydalanmak üzere aksi bir vaziyet yaşanmayacağını bildirmişti. Ruslar Çeşme Limanı'nda Osmanlı donanmasının bu sıklıkla dizili olduğunu görünce gece taarruzu yapmaya karar verdiler. Rus donanması Osmanlı gemilerini ateş ederken top dumanları arasından sızan küçük gemiler attıkları ateşler ile Osmanlı donanmasından bir geminin yelkenlerini tutuşturmayı başardılar. Çok sık bir şekilde yan yana duran gemiler sıra sıra yanmaya başladı. Alevler bir gemiden diğerine sıçradı. Koskoca donanma yanmaya başladı. Gemilerin barut depoları infilak etmeye başlayınca çıkan yangınlar neredeyse bütün gemileri batırdı. Osmanlı donanması 1571 yılındaki İnebahtı Deniz Muharebesi'nden sonraki en büyük deniz yenilgisini Çeşme baskınında aldı. Tarihe Çeşme baskını olarak geçen bu hadise Avrupa'da büyük yankı buldu. Rusların prestiji ciddi derecede arttı. Ruslar bu galibiyetten sonra Sakız Adası'na saldırdılarsa da kaleden yapılan şiddetli topçu atışına karşı mukavemet edemediler. Durum çok hassastı. Rus donanmasının İstanbul önlerine gelmesi söz konusu olmuştu. Alelacele eski gemiler onarıldı ve İstanbul'daki birkaç gemiyle birlikte derhal Çanakkale Boğazı'nı kapatmak üzere buraya geldiler. Kaptanı Derya Hüsamettin Paşa bu yenilginin sonucunda görevinden alınarak Rodoslu Cafer Paşa kaptanı deryalığa getirildi. Cezayirli Hasan Bey'in ise derhal Çanakkale'ye gelmesi emredildi. Çeşme vakasından sonra Rus donanmasında bulunan İngiliz Amiral Elphinstone, boğazı zorlayıp toplarını İstanbul üzerine çevirip Osmanlı Devleti'ne en ağır sulhu dayatmanın iyi bir plan olacağını söylediyse de Olof boğazdan geçmenin çok zor olduğunu dile getirerek bu planı tehlikeli buldu. Olof donanmasını Limni Adası'na çevirdi. Limni Kalesi kuşatması başlayınca Osmanlılar burada çok ciddi bir şekilde direndiler. 10 Temmuz 1770 günü Limne şehirleri düştüyse de kale direnmeye devam etti.
Limni'ye yerleşen Rus donanması Çanakkale Boğazı'nı zorlamaya karar verdi. Baron de Tott acele bir şekilde burasını takviye etti. Hem Anadolu hem Avrupa tarafına karşılıklı top tabyaları diktirdi. Ruslar boğaza karşı yapılacak olan saldırının başarılı olma ihtimalleri zayıf olduğundan hücumdan vazgeçtiler. Limni adasını ele geçiren Ruslar bir türlü ada kalesini düşüremediler. Kaledeki garnizon ve hatta halk çok iyi bir şekilde müdafaada bulundu. Çanakkale'de bulunan Cezayirli Hasan Paşa'ya Beylerbeylik ve iki Tuğlu Paşalık verildi. Cezayirli Hasan Paşa ne suretle olursa olsun Limni adasının Ruslardan kurtulmasının gerekli olduğunu söyledi. Cezayirli Hasan Paşa gece karanlığından faydalanarak emrindeki ordu ile Limni adasına çıkmayı başardı. Rus ordusu Cezayirli Hasan Paşa'nın askerleriyle ve donanmasıyla üzerine geldiğini öğrenince derhal kara kuşatmasını kaldırdılar. Sıra sıra bütün limanlar temizlendi. 24 Ekim 1770 günü gerçekleşen deniz savaşında Ruslar donanmasıyla kaçtılar. Cezayirli Hasan Paşa kısa sürede Limni adasından bütün Rus kuvvetlerini atmayı başardı. Rus donanması Ege Denizi'nde bir iş göremeyeceğini anlayınca Paros adasına geri çekildiler. Cezayirli Hasan Paşa hem Boğaz ablukasını yarmış hem de Limni adasını kurtarmıştı. Bu suretle kendisine gazi ünvanı ve altın çelenk verildi. 1700 Ekim ayında ise kaptanı deryalığa getirildi. Kışı Paros adalarında geçiren Rus donanması 1771 yılında Midilli, Rodos ve Eğriboz adalarına hücum ettilerse de muvaffak olamadılar. Rus donanması 1774 yılındaki Kaynarca Antlaşması imzalanana kadar Akdeniz'de varlığını sürdürdü. Bir ara Bodrum Kalesi'ne saldırdıysalar da burayı da alamadılar. Suriye ve Mısır'da iç isyan çıkarmak istediler, yine de başarılı olamadılar. Akdeniz'de Osmanlı donanmasını yakmayı başaran Ruslar daha fazla umduğunu bulamadılar. Bu suretle 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi, Kırım, Rumeli ve Kafkasya'da devam edecektir. Osmanlı Devleti, Kırım hanlarını kendi valileri gibi tayin etmesi, Kırım'da Osmanlı askeri kuvveti bulundurulması ve emirleri payitaht İstanbul'dan almaları gibi sebepler, Rusların Kırımlıları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmak için elinde ciddi bir koz bulunuyordu. Ayrıca Karlovç Antlaşması'ndan sonra Kırım süvarilerinin Lehistan ve Rusya içlerine de akın gerçekleştirmeleri payitaht tarafından yasaklanınca, eski cengaverliklerini de kaybetmeye başlamışlardı. 1736 yılındaki Osmanlı-Avusturya-Rusya Savaşı'nda Rus kuvvetlerinin başında bulunan General Münih rahatlıkla Orkapı'dan geçip Kırım'ı istila etmiş, daha o yıllarda Kırım'ın tek başına kendisini savunamayacağı belli olmuştu. Zira Kırım ordusu halen bir ortaçağ atlı süvari ordusuydu ki ateşli silahlar karşısında hiçbir varlık gösteremiyor, ancak Osmanlı ordusunda akıncı olarak görev yapabiliyorlardı. Bu sebepten burada bir Osmanlı silahdarı ve ordusu bulunmak zorunda kalıyordu. Çariçe Katerina artık Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiğinin farkındaydı. Bu suretle Kırım'a müdahale etme şansının da azaldığını biliyordu. Yıllardır da Kırım içerisinde bir takım faaliyetler gerçekleştirerek Kırımlıları Osmanlı Devleti'nden ayırmayı, sözde müstakil devlet kurup kendilerini bizzat tanıyacağını vaat ediyordu. Kırım'da iki düşünce hakim olmuş, halkın bir kısmı Osmanlılar ile devam etmek istiyor, bir kısmı ise müstakil devlet olmak istiyordu.
1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi başladığında Katerina Kırım için Prens Dolgoruki'yi görevlendirmişti. Kırım'ı Silahtar İbrahim Paşa ve 3. Selim Giray savunacaktı. Ancak İbrahim Paşa'nın istediği askeri takviye yetiştirilemedi. Ruslar faaliyete geçmeden önce Kırım ileri gelenlerine el altından şöyle mektuplar gönderdiler. Siz Cengiz sülalesinden müstakil bir hanlık iken bir müddetten beri Osmanlı Devleti'nin hükmü altındasınız. Hakkınızda türlü türlü hakaret, icra ve adeta kendi valileri gibi hanları azl ve tayin ediyorlar. Eğer bizimle beraber hareket ederseniz eski istiklalinizi almanızı taahhüt ederiz. Prens Dolgoruki 1771 senesinde 30 bin Rus askeri ve 60 bin Tatar ile Kırım'ın kapısı olan Or Kapı'ya hücum etti. Kırım Hanı 3. Selim Giray kahramanlık yapıp ileri harekatta bulunup Rus ordusunu dağıtmak istediyse de Rus topları karşısında fena bozgun yediler. Şimdi Or Kapı'yı Osmanlı askeri savunuyordu. Rus ordusundaki Tatarlar dahi kaleye hücum ediyordu. 8 Temmuz 1771 günü Ruslar Or Kapı'yı ele geçirmeyi başardılar. Ser asker İbrahim Paşa kendi askerleriyle kaleyi ancak 3 ay tutabildi. Kırım Hanı 3. Selim Giray da bir gemiyle İstanbul'a kaçtı. Kırım bu suretle Rus istilasına açık kaldı. Rus ordusunun Kırım'a girmesi ve Selim Giray'ın da kaçması üzerine Kırım halkı bulabildikleri yüzen, tekne, gemi ne varsa binip Karadeniz'den Osmanlı sahillerine ulaşmak için binbir çaba gösterdiler. Silahtar İbrahim Paşa emrinde kalan son askerlerle Kefe Kalesi'ne geldi. Ruslar yeni Kırım Hanı olarak 2. Sahip Giray'ı tanıdılar. Sahip Giray'ın kalgayı olan Şahin Giray, Silahtar İbrahim Paşa'nın karşısına çıkarak artık Osmanlı askerinin Kırım'da bulunmaması gerektiğini, bundan böyle müstakil devlet olduklarını açıkladı. Silahtar İbrahim Paşa ise bir müddet sonra Ruslara esir düşerek Sankt Petersburg'a götürüldü. Ruslar bütün Kırım'ı işgal ettiler. Bütün kaleler Ruslara teslim edildi. Kırım hanzadeleri, beyleri, hatta Kırım Hanı'nın oğulları bile Petersburg'a giderek Çariçe'ye sadakat yemin ettiler. Kırım'da Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmak isteyen halkın bir kısmı ise Kırım dağlarına çıkarak yeniden teşkilatlanmaya ve Ruslara karşı mücadele başlatmak istediler. Ancak Kırım'ın her tarafı işgal edildiğinden Kaynarca Antlaşması gerçekleşene kadar bir sonuç elde edemediler. Fatih Sultan Mehmet döneminde Cenevizlilerin Kırım işlerine ve hatta Kırım Hanı'nı değiştirecek kadar iç işlerine karışmalarına ve başka Hristiyan devletlerin de Kırım'a müdahale etmesini engellemek isteyen Osmanlılar, dönemin sadrazamı Gedik Ahmet Paşa'yı 1475 yılında Kırım'a donanma ile göndermiş ve Kırım'ın başında Kırım'ın sahibi olan Kırım Hanlarını bırakmıştı. 1475 yılından beri Osmanlı Devleti bünyesinde neredeyse müstakil bir devlet gibi var olan Kırım Hanlığı 296 yıl sonra resmen Osmanlı Devleti'nden ayrıldılar. Artık bu tarihten sonra Ruslara güvenen Kırımlıları çok kötü günler beklemekteydi. Osmanlı ordusu Kartal Muharebesi'nden sonra yaralarını bir türlü saramamış, orduda disiplin namına bir şey kalmamıştı. Gün geçtikçe firarlar artmaya başladı. Rus orduları ancak Tuna kıyılarında durdurulabildi ki, harbi tam olarak yönetemeyen 3. Mustafa'nın birçok şeyden haberi bile yoktu ki, Halil Paşa'dan sonra sadrazamlığa getirdiği silahtar Cihangirli Mehmet Paşa'nın Tuna'yı geçip Rus ordularını yenmesini bekliyordu.
Bu sırada Mora'daki isyanları bastıran Muhsinzade Mehmet Paşa, Vidin Sancak Beyliğine atanmış, Ruslar ile harp için hazır bekliyordu. Muhsinzade Mehmet Paşa ordusu ile Tuna Nehri'ni geçip Eflak içlerine ilerlediyse de başarılı olamayarak Rusçuk'a çekilmeye mecbur kaldı. Zira emrindeki Yeniçeriler aşırı derecede itaatsizlik yapıyor, savaş meydanını çok zaman terk ediyorlardı. Baba Dağı'nda ise Sadrazam Cihangirli Mehmet Paşa 1771 Kasım'ında Ruslar ile meydan muharebesine girdiyse de o da mağlup olarak geri çekildi. Bu suretle Osmanlı ordularının iki kolu da Ruslar karşısında başarısız oldu. Ruslar bu zaferden sonra kışın gelmesiyle yine Osmanlıları hazırlıksız yakalayarak Baba Dağı'na girdiler. Sadrazam kendisini bu baskından zor kurtardı. Sancak-ı Şerif neredeyse Rusların eline geçiyordu ki Sadrazam sancağı zorlukla kaçırdı. Sadrazam Cihangirli Mehmet Paşa bu yenilgisi üzerine azledilerek ikinci defa Muhsinzade Mehmet Paşa Sadrazam ilan edildi. Rusçuk'tan ayrılarak karargahını Aralık 1771'de Şumlu'da kurdu. Harp çıkmadan önce Muhsinzade Mehmet Paşa padişahı savaş konusunda uyarmış, Osmanlı ordusunun hazır olmadığını söylemişti. Şimdi padişah da Muhsinzade gibi düşünüyor, Kırım'ı kaybetmenin vebaliyle sulh istiyordu. Padişahın durumu alınan mağlubiyetler karşısında ciddi anlamda bozulmaya başlamış, rahatsızlanıyordu. Gerçekten de Ruslar çok ileri gitmişti. Bu durumdan Avusturya ve Prusya da rahatsız oldular ve sulh görüşmeleri için Ruslarla konuştular. Osmanlı, Rusya, Avusturya ve Prusya elçileri sulh görüşmeleri için 19 Ağustos 1722'de Fokşani'de toplandılar. Ancak Ruslar duruma itiraz edip Avusturya ve Prusya elçilerini istemediler. Ruslar zaferlerinden güç alarak Osmanlı Devleti'nden Kırım'ın kendilerine bırakılmasını ve yüklü harp tazminatı ödemesini ve daha birçok istekte bulundular. Görüşme aylar sürdüyse de sulh için bir netice çıkmadı. Muhsinzade Mehmet Paşa, Rus orduları genel kumandanı Romanzov'a mektup yazarak sulhün gerçekleşmesi gerektiğini bildirmesi üzerine yine Bükreş'te toplanan sulh konferansından antlaşma çıkmadı. Osmanlı Devleti bu savaşta çok büyük mağlubiyetler almış, binlerce asker kaybetmiş, hazinesi de tükenme noktasına gelmişti. Ruslar da her ne kadar büyük başarılar elde ettiyseler de onların da mali durumu bozulmaya başlamıştı. İki devlet de artık son kozlarını oynuyor, hazinesinin son altınlarını kullanıyorlardı. Artık Ruslar da barış istiyorlardı, fakat istediklerini almadan da durmak niyetinde değillerdi. Eflak'ta bulunan bir Rus ordusu sulhün gerçekleşmemesi üzerine Şumlu'ya Osmanlı karargahına doğru hareket ettiler. Ancak Osmanlı kuvvetleri bu Rus kuvvetlerini bozdular. Ruslar top ve tüfeklerini bırakıp buradan kaçtılar. Romanzov Rus ordusuyla ileri harekata geçti. Emrindeki bir birliği Silistre kuşatmasına gönderdiyse de Ruslar burada başarılı olamadılar. Ruslar 800 ölü ve 1000 yaralı vererek geri çekildiler. 1773 Ekim ayında yine Rus kuvvetleri Varna üzerine yürüdülerse de burada da muvaffak olamayarak 20 kadar topunu bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Varna'da bulunan Osmanlı donanması kuşatmanın başarısız olmasında büyük rol oynadı. Ruslar sulh görüşmelerinden sonra ciddi derecede başarı elde edemediler. Bu durum Osmanlı Devleti'ne bir nevi moral kattıysa da harbi başlatan Sultan 3. Mustafa savaşın ağır yüküne daha fazla katlanamayarak 21 Ocak 1774 günü vefat etti.
26. Osmanlı padişahı olan Sultan 3. Mustafa, Rus harbinde alınan ard arda mağlubiyetler ve çok ciddi toprak kayıplarının yaşanması, hastalanmasına vesile olmuş, büyük bir üzüntüye kapılarak vefat etmişti. 3. Mustafa'nın yerine kardeşi 1. Abdülhamid, 27. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı ki, 1768-1774 Osmanlı-Rus harbi onun saltanatında da bir müddet devam edecek ve sulh görüşmeleri yeniden başlayacaktır.